Evet, herkese yeniden merhabalar. Formula 1'in yerini alır mı? Yok canım, o da ne? Vızır vızır sinek sesi gibi yarış aracı mı olur? Motor sporlarının ruhuna aykırı bir kere. Diye diye kaç sezonu geride bıraktık ve bugün motor sporlarındaki en ciddi elektrikli seri olan Formula E'nin 3. jenerasyon aracı ile karşı karşıyayız. Şunu kabullenelim, Jamie Reagan'ın dediği gibi kendisi Formula E'nin CEO'su oluyor. Seri gerçekten motor sporlarındaki gelenekleri bozuyor ve onlarla mücadele ediyor. Henüz ilk sezonunda bile araç tasarımları olsun, kuralları olsun ve oluşmaya başlayan kendi gelenekleriyle birlikte bunu başardığını söyleyebiliriz. Benim yaşımdakiler genelde biraz daha gelenekselci olduğumuz için seriye böyle yüzümüzü biraz asıp soğuk bir şekilde baktığımız doğrudur. Buradan Koran Saral'a sevgiler. F1 Racing zamanında kendisiyle bu konuda epey tartışmıştık. Ama her şeye rağmen devam etmeyeceği ve kısa zamanda birçok benzer girişim gibi yok olacağı söylense de sinek vızıltısı serisi gümbür gümbür yoluna devam ediyor. Ve otomotiv dünyasında olduğu gibi içten içe, içten yanmalı ve konvansiyonel motorların yerini almaya hazırlanıyor. Her zaman olduğu gibi sizlerin düşüncelerini cidden merak ediyorum. Özellikle yeni jenerasyonun, yani benden daha genç arkadaşların bu yeni jenerasyon Formula E serisi hakkındaki yorumlarınızı okumak için sabırsızlanıyorum. Daha önce baştan sona bir Formula E yarışı izlediniz mi? Ya da Fan Boost duydunuz mu? Yorumlara bekleniyorsunuz. Şimdi ana konuya geri dönelim. Formula E 2022-2023 sezonunda kullanılacak Gen 3 araçlarını bu hafta Monaco Yacht Kulübü'nde tanıttı. Başlıkta da yazdığımız gibi Formula E'nin yeni Gen 3 araçları tasarlanırken bir savaş jetinin tasarımından esinlenilmiş. Formula E bütün yarışlarını cadde pistlerinde gerçekleştiriyor ve yeni araçlar da sadece cadde pistlerinde yarışmak üzere geliştirildiler. Bundan ötürü araçlar daha kısalar. Araçların daha kısa olması sayesinde pilotlar dar cadde pistlerinde daha kolay bir şekilde lastik lastiğe mücadele edebilecekler. Araçların üstünde daha çok parçacık eklense de yeni araçlar 60 kilogram daha hafiflediler. Gen 3 araçlarının temel özelliği ise gücün artması. Enerjiyi geri döndüren motorlar yenilendi. Arka akstaki motor 350 kW güç üretebiliyor. Artık ön aksta da bir motor var. Bu motor ise 250 kW üretecek. Bu da aracın toplamda 600 kW geri dönüştürülmüş elektrik enerjisi kullanabileceği anlamına geliyor. Henüz kilowatt birimine çok aşina olmadığımız için bu arada bilenlere saygımız sonsuz. Bir beygir eşittir 1.86 kW olduğuna göre ortalama 816 beygir güç ürettiğini söyleyebiliriz Gen 3'ün. Bu araçta arka aksta fren yer almıyor ve arka akstaki durdurma gücü tamamen motor tarafından üretiliyor. Tanıtımda konuşan Formula E CEO'su Jamie Reagan ne demiş bir bakalım. Monaco motor sporlarının ruhani evidir ve Gen 3 araçlarımızı tanıtmak için buradan daha uygun bir yer yok. Gen 3 araçları motor sporlarındaki gelenekleri bozuyor ve onlarla mücadele ediyor. Gen 3 araçları herhangi bir alandan taviz vermeden performans, verimlilik ve sürdürülebilirlik konusunda çıtayı belirliyorlar. FIA ile birlikte Gen 3 araçlarını Formula E taraftarlarına tanıtmaktan gurur duyuyoruz. Daha geniş spor endüstrisine de yüksek performans ve sürdürülebilirlik kavramlarının nasıl bir arada bulunabileceğini gösteriyoruz. Takımların ve pilotların yeni araçları limitlerine kadar nasıl zorlayacağını görmek için sabırsızlanıyorum, demiş kendisi. Açıkçası yeni araçların bana göre futuristik tasarımı ve eklenen yeni elektrik motorları ile nasıl bir performans göstereceklerini ben de çok merak ediyorum. Yeri gelmişken yeni Gen 3 tasarımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Fena olmuş sanki, değil mi? Yani bunu pozitif anlamda söylüyorum. Formula E ayrıca Gen 3 araçlarının üretiminde sürdürülebilir materyaller kullanmaya odaklandı. Aracın üstündeki parçalarda keten ve geri dönüştürülmüş karbon fiber gibi ürünler kullanıldı. Buna ek olarak yeni lastikler de daha sürdürülebilirler. Michelin 2023'ten itibaren Formula E'nin lastik sağlayıcı olmayı bırakacak ve Hankook Formula E'nin yeni lastik sağlayıcısı olacak. Hankook lastiklerin üretiminde doğal hamurlar ve geri dönüştürülmüş fiberler kullandı. Bu sürdürülebilir maddeler lastik üretiminde kullanılan maddelerin %25'ini oluşturdu. Gen 3 araçlarında yer alacak yeni bataryalar Williams Advanced Engineering tarafından üretildiler. Bu bataryalar kullanım ömürlerinin sonuna gelindiğinde geri dönüştürülebilecek bir şekilde tasarlandı. Araçlardaki herhangi bir karbon fiber parça atığı, ki buna piste saçılan parçalar da dahil, başka alanlarda kullanılabilmek için geri dönüştürülebilecek. Bu konuda Formula E'nin üstlendiği rolü sadece alkışlayabiliriz. Şimdi her şey güzel. Araç tasarımı şahane. Elektrikli sürüş falan filan, yeni teknolojiler tamam. Ama bir konuya dikkat çekeceğim. Helmut Bey'i tanırsınız. Radikal ve pek de düşünülmeden sarf ettiği sözler nedeniyle kendi takım taraftarları arasında bile pek sevilmez kendileri. Ama Helmut Marko'nun deneyimi hakkında kimse bir şey söyleyemez. Geçenlerde kendisinin şu demeci ilgimi çekmişti ve aklıma kazınmış. Marko Formula E'yi merak ettiği için bir yarışı yerinde izlemek istemiş. Gittiğinde yeni garajların ön kısmında her şeyin gayet iyi olduğunu görmüş. Ta ki garajların arkasında iki katlı ev büyüklüğünde iki tane dev dizel jeneratörü görünceye kadar. O noktada Formula E'nin tamamen bir aldatmacı olduğunu düşünmüş. Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Evet, sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bu arada hepinizin bayramını da tebrik ediyorum.